Merhaba Robo. Merhaba. Bir önceki dersimizde programlama adına çok önemli kavramların üzerinde durmuştuk. Evet, hatırlıyorum. Bir önceki dersimizde bilgisayardaki giriş birimlerinden biri olan klavye ile kuklanın kontrol edilmesini öğrenmiştik. Ayrıca bazı matematiksel işlemlerin programlamadaki karşılığını ve bu işlemlerin programlamada operatör olarak adlandırıldığını da öğrenmiştik. Dersimizin sonunda kuklamızın kostümünü değiştirme ve oyunumuza ses ekleme işlemlerine geçeceğimizi söylemiştik. O zaman oyunumuzda kullandığımız bir kuklanın kostümünü, yani bir başka deyişle oyun içerisindeki görünüşünü değiştirme işlemiyle başlayalım. Kuklalar için farklı resimler kullanabiliriz. Scratch isimli programlama ortamını hatırlayanlarınız ya da bilenleriniz vardır. Evet, biliyorum. Daha önce Scratch'i okuldaki bir dersimizde işlemiştik. Bu derste oyun ve animasyon gibi şeyler hazırlamıştık. Orada da kuklalar ve bu kuklalara ait kostümler vardı. Örneğin Cat isimli kuklanın iki farklı kostümü, yani görüntüsü vardı. Bu görüntüyü hızlı bir şekilde değiştirerek Cat isimli kuklayı sanki yürüyormuş gibi göstermiştik. Sanırım bizi izleyen birçok arkadaşımız da Scratch'i biliyordur. O zaman biz de bundan sonra Scratch ortamında olduğu gibi karakterimizin ya da kuklamızın farklı görüntülerini kostüm olarak çağıralım. Bu konuda anlaştıysak şimdi kuklamızın kostümünü değiştirmeye geçebiliriz. Kuklanın kostümünü değiştirmek için Image özelliği kullanılır. Şimdi klavyemizdeki sağ ok tuşuna basınca kuklanın bir kostümünü, sol ok tuşuna basınca ise başka bir kostümünü gösteren programı beraberce yazalım. Pygame Zero'yu bilgisayarımıza kurduğumuzda iki adet resim hazır olarak kullanımımıza sunulur. Sanırım Image butonuna bastığımızda açılan penceredeki resim dosyalarını kastediyorsunuz. Resmimizin birinin adı Alien PNG'ydi. Diğeri de Alien Hurt PNG. Evet, bu iki resim dosyasını kastediyorum. Şimdi istersen bu iki dosyayı kullanarak programımızı yazalım. Sanırım sen kodu yazarken nasıl çalıştığını anladım. Yapılan sadece kullanılan kuklanın, yani programımızda oyuncu olarak tanımladığımız kuklanın Image özelliğini kullanarak her tuşa basıldığında içerisindeki resim dosyasının ismini değiştirmek. Klavyenin sağ ok tuşuna bastığımızda oyuncunun kostümü Alien Hurt ve daha sonra sol ok tuşuna bastığımızda ise oyuncunun kostümü yeniden Alien oluyor. Peki bu işlemi fareyle yapmaya ne dersin? Yani klavyedeki ok tuşu yerine farenin tuşlarını kullanarak kostümü değiştirmekten bahsediyorum. Bu işlem klavyedeki tuşların kontrolünden biraz daha farklı. Öncelikle farenin tuşlarına basıldığında gerçekleşecek işlemlerin yazıldığı bir fonksiyon oluşturmamız gerekli. Bu fonksiyonu onMouseDown ismiyle tanımlayacağız. Ve ardından fare tıklandığında çalışmasını istediğimiz komutları bu fonksiyonun içerisinde yazacağız. Öncelikle def kelimesinden sonra onMouseDown yazarak fonksiyonu oluşturmaya başlayalım. Devamında ise if ifadesi aracılığıyla fare tuşuna basıldığında yapılmasını istediğimiz işlemleri belirleyelim. Daha önce if koşul ifadelerini konuşmuştuk. Şimdi ise if koşul ifadesini biraz daha genişletiyor ve ona else ifadesini ekliyoruz. Ekranda if else koşul ifadesinin yazımını görüyorsunuz. If else koşul ifadesinde if'te belirtilen koşul doğru ise if'in gövdesinde bulunan komutlar çalıştırılır. Fakat eğer if'te belirtilen koşul doğru değilse else'in gövdesinde yazılan komutlar çalıştırılır. Yani oyunumuzda yazdığımız koddaki if else incelendiğinde if satırında oyuncu image eşittir alien koşulunun kullanıldığını göreceksin. Evet, iki eşittir kullanılmış. Daha önce bu konuyu da görmüştük. İki eşittir kullanılıyorsa atama işlemi değil karşılaştırma işlemi yapılıyordu. Yani
karşılaştırma işleminde eşitliğin solundaki ve sağındaki ifadelerin eşit olup olmadığını kontrol ediyorduk. Peki tek eşittir olsaydı ne olurdu? Programı çalıştırdığında bir hata mesajı alırdın. Çünkü senin de söylediğin gibi tek eşittir operatörü atama işlemleri için kullanılır. Sonuç olarak fare tıklandığında eğer oyuncunun kostümü alien ise kostüm alien hurt ile değiştirilir. Oyuncunun kostümü alien değilse, yani oyuncunun kostümü alien hurt ise oyuncunun kostümü alien ile değiştirilir. Zaten başka bir ihtimal de yok. Kuklanın kostümü ya alien'dir ya da değildir. Elimizde de iki farklı kostüm olduğu için bir kostüm giyilmişse diğeri giyilmemiştir. Ya da tam tersi. Şimdi daha iyi anladım. Ama bir dakika. Sounds kelimesiyle başlayan satırlar var. Onlar ne işe yarıyor? Pardon. Ben biraz hızlı giderek oyunumuza bir de ses ekledim. Önce istersen çalacağımız ses dosyasına nasıl ulaştığımızı göstereyim. Bunun için öncelikle Moo Editor'de yer alan Sounds butonuna tıklamamız gerekli. Açılan pencere ihtiyacımız olan ses dosyalarının yer aldığı klasördür. Moo Editor yüklendiğinde otomatik olarak Sounds klasörüne EEP Wow isimli bir ses dosyası da yüklenir. İstersek bu ses dosyasını oyunlarımızda kullanabiliriz. Pygame Zero ile oyun yaparken başka ses dosyalarını kullanmak istersek bu ses dosyalarını Sounds klasörüne kopyalamamız gerekir. Aksi takdirde programımız hata verebilir. Bilgisayarımıza Moo Editor'ı yüklediğimizde Sounds isimli bir klasör oluşturulur ve içerisine eep.wav isimli bir dosya yüklenir. İstersek bu ses dosyasını kullanabiliriz. Şimdi bu ses dosyasını kullanacağız. Ses dosyasını çalmak için önce sesler anlamına gelen sounds kelimesi yazılır. Noktadan sonra ise çalmak istediğimiz ses dosyasının ismi gelir. Yine noktadan sonra çalmak anlamına gelen play yazmak ses dosyasını çalmak için yeterlidir. Bu sayede klavyenin sağ ve sol ok tuşlarına her basıldığında EEP isimli ses dosyasını çalmak için sounds EEP play komutunu yazmamız yeterli olacaktır. Mesela kendi sesimi kaydedip bu ses dosyasına da Robo ismini verseydim, bu ses dosyasını çalmak için Sounds, Robo, Play yazmam yeterli olacaktı değil mi? Evet, doğru. İşte bu sayede oyunumuzda birçok farklı sese yer verebiliyoruz. Ama burada muhtemelen senin de gözünden kaçan bir hata yaptık. Bu hata, fare kullanarak kuklanın kostümünün değiştirildiği kodda bulunmakta. Her ne kadar bu hata programın yanlış çalışmasına sebep olmasa da gereksiz kod yazımı olarak değerlendirilir. Unutma, bir program yazarken her zaman gereksiz kod yazımından kaçınmalıyız. Bu kodda gereksiz yazdığımız yer EEP isimli sesin çalındığı yerdedir. Oyuncunun kostümü alien de olsa, alien hurt de olsa EEP sesi çalınmaktadır. Yani EEP sesini çalmak koşula bağlı değildir. Fareye her tıklandığında bu ses çalınacaktır. Öyleyse bu sesi if else bloğuna koymak gereksizdir. O zaman EEP sesinin çalıştığı satırı if else bloğundan önce yazabiliriz. Bu sayede kod sadece bir sefer yazılacak. Ama biz aynı sonucu elde etmiş olacağız. Şimdi istersen yazdığımız kodu senin söylediğin şekilde düzenleyelim. Programımızın son halinde gördüğün gibi fare kullanarak kuklamızın görünümünü değiştirebiliyor ve bu esnada ses dosyası çalabiliyoruz. Daha önceki derslerimizde de kuklamızı çeşitli şekillerde hareket ettirmeyi öğrenmiştik. Sence bugün gördüklerimizle önceki öğrendiğimiz konuları birleştirerek bir şeyler yapabilir miyiz? Ne dersin? Önceki derslerde kuklanın ekranın sınırlarına gelip gelmediğini kontrol etmiştik.
Acaba buradaki gibi sınırlara geldiğinde bir ses çaldırabilir miyiz? Neden olmasın? İyi bir fikir gibi duruyor. Bu iş için Sounds klasöründe bulunan EP isimli dosyayı kullanabilirsiniz. Ama isterseniz internetten araştırıp bulduğunuz bir ses dosyasını da kullanabilirsiniz. Sizler de buna benzer uygulamaları denemeye ne dersiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.